Yapılan genel değerlendirmenin maddeleri ve şirketlerin faaliyet raporları hisselerlere arz edilecektir. Bununla Hakan Bey ilgilenecek. Tabii ben raporları 2 gün elinize ulaştırırım. O zaman gündemle ilgili görüşmemiz bitmiş bulunuyor. Toplantıyı bitirmeden önce daha önce arz ettiğim bir konuyu hatırlatmak isterim. Petrol taşımacılığı konusunda yatırım yapmamız gerektiğini söylemiştim. Benim şahsi fikrim değişmedi. Hala münasip bir fikir olarak düşünmüyorum. Israr ediyorum. Bir süre deneyebiliriz. Bir tanker satın alıp sahaya süreriz. Bir süre, bu 1 yıl olabilir. Sonra oturup tekrar durum değerlendirmesi yaparız. Bu konuda tecrübemiz yok. Tecrübe ediniriz. Ya da tecrübe edinene kadar tecrübe sahibi birisiyle çalışırız. Birisini bulmuş gibi konuşuyorsunuz Kenan Bey. İyi bildiniz Cemile Hanım. Böyle birini buldum. Ve kendisiyle kuracağımız ya da ortak olacağımız bir şirketimiz olana dek kendisini şahsi danışmanım olarak istihdam ettim. İşe aldım. Müsaadenizle. Beyefendiyi içeri gönderir misiniz? Danışmanımla tanışacaksınız. Sizleri Ali Akarsu ile tanıştırayım. Namı diğer Ali Kaptan. Şahsi danışmanım. Merhaba Cemile Hanım. Ali Akarsu'nun denizcilik sahasındaki engin tecrübelerinden yararlanarak kuracağımız tanker filosunda daha büyük atılımlar yapacağımıza inancım tamdır. Bu nedenle kendisiyle... Durun bir dakika. Bu mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Buna asla izin vermiyorum. Cemile Hanım, lütfen kendinize gelin. Size saygıda kusur etmekten imtina ederim ama lütfen sınırınızı bilin. Ali Akarsu benim şahsi danışmanımdır. Ve sizin bu konuda söz söylemeye hakkınız yok. Neticede birlikte çalışacağız. Ve siz bunu tasdik edip etmeme mevkiinde değilsiniz. Toplantı bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Buyurun Ali Bey, çıkalım. Sizin ikinizle konuşmak istiyorum. Siz de çıkın. Ali Akarsu'nun kim olduğunu biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Kim? Benimle oyun oynamayın Cemile Hanım. Onun kim olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Söyleyin, kim? Sizin eski eşiniz. O zaman kendisinin Hikmet Karcı'nın katili olduğunu da bildiğinizden eminim. Evet.
Önceleri bilmiyordum ama sonra öğrendim ki... Önceleri bilmiyordunuz, masumca bir iş teklifinde bulundunuz... ama sonra katil olduğunu öğrendiğiniz halde onu işe aldınız, öyle mi? Evet, aldım. Eşiniz... Selma Hanım... Ali Akarsu'yu işe aldığınızı biliyor mu? Şimdilik bilmiyor. Neler oluyor burada? Sen... Kenan Çetin'in bu şirkette kimin hisselerine vekalet ettiğini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Kimin? Kenan Çetin, Selma Hanım'ın kocası. Ne? Ya? Öldürdüğü Hikmet Karcı'nın eski eşi olan Selma Hanım. Nasıl yani? Ben burada çalışamıyorum. Ali Kaptan. Hayır, ben gidiyorum. Ali Kaptan, beni dinle. Lütfen, rica ediyorum. Lütfen beni. Lütfen. Lütfen beni dinleyin, Ali Kaptan. Ben çalışamam burada, olmaz. Birazdan anlatacağım hayatım. Ali Kaptan. Hayatım sen geç içeri Ali Kaptan. Lütfen. Bakın söyleyeceğim şeyler menfaatiniz icabınadır ve mühimdir. Lütfen. Kenan Bey olmaz. Lütfen bırakın. Sen lütfen, ne misin? Lütfen beni dinleyin Ali Kaptan. Ben çalışamam. Lütfen. Olmaz. Allah'ım lütfen. Yarabbim Kenan Bey. Lütfen. Lütfen. Neden sakinleşip biraz oturmuyoruz? Zamanınızı alacağım. Ayakta kalmayın. Ben gideyim. Lütfen Ali Kaptan. Lütfen. Buyurun. Bugün buraya gelmeden önce Selma'yı aradım ve burada olmasını istedim. Çünkü burada olup bitenlerden onun da bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Ali Kaptan, ben size büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Selma, ben Ali Akarsu'yu şahsi danışmanım olarak işe aldım. Ne? Siz Selma'nın geçmişte neler yaşadığını bilmiyorsunuz galiba Kenan Bey. Lütfen artık bu tarz konuşmalarınıza bir son verin. Bu kadının acılarını tazelemeyin. Kenan Bey, Cemile doğru söylüyor. Ben kalkıyorum. Ali Kaplan, lütfen beni dinleyin. Kenan Bey, rica lütfen, buna daha ne kadar tahammül edeceksiniz? Kenan Bey, ne? Lütfen dinleyin. Sizi günah keçisi ilan etmelerine daha ne kadar katlanacaksınız? Lütfen. Lütfen. Lütfen otur. Evet Selma. Ali Akarsu'yu bugün işe aldım. Ama inan ki ben onun kim olduğunu bilmiyordum. Sizinle tesadüfen tanıştık Ali Kaptan. Sizi sevdim. Şimdi karım olan... Sevdiğim kadın bana cinayet işlemiş bir Ali Kaptan hikayesi anlatmıştı. Ama benim tanıdığım Ali Kaptan o değildi ki. Hikayedeki cinayeti işleyen Ali Kaptan'ı tanıdığımda... ben ona çoktan iş teklif etmiştim. Sonra düşündüm. Acaba ne yapmalıyım diye. Bir kader kurbanına bir tekme de ben mi atayım? Yoksa şerefli bir adam olarak... sözümün ve teklifinin arkasında mı durayım? Siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Siz ne diyorsunuz? Kenan. Rica ederim. Selma. Selma. Lütfen ayak. Lütfen sözlerimi bitirmeme izin ver. Evet. Belki Ali Akarsu'nun işlediği cinayet affedilemez. Ama bu Hikmet Karcı'yı da iyi bir insan yapmaz. Selma yaşadığı bütün acıları tüm çıplaklığıyla bana anlattı. Karısını aldatmış, evden gitmiş, çocuğunun ölümüne sebep olmuş. Böyle bir adamdan bahsediyoruz.
Evet, Hikmet Karcı böyle biri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.